Bazı bitkisel dokularla ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğru değildir? Bunları bulacağız şimdi. Sünger parankiması hücrelerinin fotosentez hızı palizat parankiması hücrelerinden fazladır demiş. Halbuki palizat parankimasının kloroplastları daha fazladır. Daha sıkı dizilmiştir mezofil tabakasında. Dolayısıyla palizat parankimasının fotosentez hızı fazladır. Bu yanlış. Kollankim hücreleri çeper kalınlaşma bölgesine göre köşe ve levha kollankiması adını alır. Eğer hücrenin köşelerinde birikim oluyorsa buna köşe kollankiması diyoruz. Kenarlarında birikim olursa buna da ne diyoruz? Levha kollankiması diyoruz. O zaman bu doğru. Sıklarankimanın taş hücreleri protein sentezi ve solunum hızı yavaştır diyor. Protein sentezi ya da solunum yapamaz arkadaşlar taş hücrelerinde. Çünkü sklerenkima çeper kalınlaşması o kadar fazla oluyor ki artık hücre canlılığını yitiriyor. Dolayısıyla üçüncü verimizde yanlış. Bazı parankima hücreleri hormonların etkisiyle farklılaşarak sekonder meristeme dönüşür. Sekonder meristem dediğimiz demet kambiyumu ve mantar kambiyumuydu. Ve bazı parankima hücrelerinin hormon etkisiyle Bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşuyordu. Bu verimiz de doğru. Bizden ne istiyordu? Yanlış olanları istiyordu. 1 ve 3 yani B şıkkımız doğru cevap.